Merhaba arkadaşlar, ben Üçte Ocağa bomba bir soru çözümüne karşınızdayım. Sözcükte yapı ile ilgili soru çözeceğiz. Biliyorsunuz en sıkıntı yaşadığımız konulardan bir tanesi. Tam 12 soru bizi bekliyor. Böyle didik didik edeceğiz, her şıkkı adım adım konuşacağız. Adam akıllı gideceğiz haberiniz olsun. E tabii ki son motivasyon videosundan sonra gözler biraz yaşlı hocam onun farkındayım. Gözlerimiz yaşlı yaşlı çözeceğiz bu soruyu yapacak bir şey yok. E haydi başlayalım hocam isterseniz. Eh ne diyor? Yukarıdaki numaralı cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi türemiş sözcük değildir diyor. Hocam senin yapı ile ilgili soru kaçırmaman için türemiş, basit, birleşik bu kavramları halletmen lazım. Türemiş sözcük yapım eki almış sözcük demek, değil mi? En az bir yapım eki türemiş olması için yeterli. Motordan motorcu, motorculuk. Bir tane bile olsa yeter demiştim. Burada iki tane yapım eki var, değil mi? Motor isim, motorcu ve motorculuk ifadesi ne yaptı? Çok bariz anlamda değişiklikleri yarattı. E bu türemiş bir sözcük. Korkmaktan korkak, fiilden isim yapan değil mi? Korkmak fiil, korkak isim. Fiilden isim yapan yapım eki var. Biçimsiz biçmekten biçim, fiilden isim. Biçimden biçimsiz, isimden isim değil mi? Aman dikkat bunları görmeniz lazım. Bu da türemiş. Sıyrılmış ifadesi sıyırmaktan sıyrılmak sonra da sıyrılmış değil mi? Aman dikkat. Yani iki tane yapım eki almış. Sıyırmak fiil, sıyrılmak fiil değil mi? Sıyrılmaktan sıyrılmış. Sıfat fiil eki bu. Doğal olarak Biliyorsunuz işledik bu konuları. Eylemsiler yapım ekidir. E bu da türemiş. Çiçeğin ifadesinde çiçek kelimenin köküdür. Çiçeğin derken ın in, in sadece bir tane tamlayan ekimiz var. E doğal olarak basit sözcüktür bu. Türemiş sözcük falan değildir hocam. Gözden kaçmasın. Tamam. Çok önemlidir. Basit türemiş birleşiği anlamanız ve halletiyor. Halletmiş olmanız lazım. Dikkat. Yukarıdaki 6 çizili kelimelerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Bir numaralı kelimede diyor. Edirne'ye bir bakayım. Bir numaralı kelimede bu arada. Şimdi sınav mantığını çok iyi biliyorsunuz. Olumsuzdan gitmek. Ben zaten bütün şıkları tek tek açıklayacağım mantığıyla hareket ettim. Ben rastgele çözüyorum ama mesela birinci soruda hangi türemi sözcük değildir de direkt 5 numarayla başlamış olsaydım belki 3-5 saniyelik bir soruydu bu. Hatırlayacaksınız bütün sorularda, bütün denemelerde, bütün sınavlarda bunu ben gösteriyorum sizlere. Olumsuzlara sondan gidin diye. Ben zaten bakın alışkanlık gereği direkt Edirne ile başladım şimdi. Ben zaten bu şıkları tek tek açıklayacağım için düz bir çözüm yapıyorum haberiniz olsun. Peki bir numaralı kelime fiilden fiil yapan yapım eki. Bakalım sormaktan sorulmak. Evet burada fiilden fiil yapan bir yapım eki var. İki numaralı kelime yapısına göre türemiş bir kelime diyor. Yapmaktayım ifadesi. Şimdi dikkat hocam. Yapmak kelime kökü. Sonrasında makta mekte ekimiz var. Yor eki yerine kullanılan bir ek bu. Yani hocam ne demek istiyorsunuz? Ya çekim eki işte. Yani sen buna tutar da hocam buradaki makmek isim fiil değil mi dersen Olay orada biter hocam. Hiç. Devam etmeye gerek yok. Olay orada bitmiş demektir. Zaten bunu düşün diye sorduk bu soruyu. Doğal olarak lütfen dikkat. Mak'ta ekte varsa haydi kaçırma. O çekim ekidir. Mak lütfen karışmasın. Onu cümleden sözcükten anlayabilirsiniz. Tekrar ne diyor? Konu tekrar yapmaktayım. Yapıyorum. Doğal olarak buradaki ek yor ek yerine kullanılan bir çekim ekidir. Yapısına göre türemiş kelime falan değildir. Bir numaralı kelime kökünün türü bakımından fiildir. Evet sormak fiil. İki numaralı kelimede şimdiki zaman anlamı katan maktemekte eki kullanılmış. Evet bu çok doğru. Bir numaralı kelimede fiilden isim yapan. Evet sormaktan sorulmak fiilden fiil. Sorulma fiilden isim. Onu da kanıtlamış oluyoruz değil mi? İçimiz çok rahat olsun. Öğretici bir soru çözümü yapıyoruz. Yoksa saniyelerle bu sorular çok rahat çözülebilir biliyorsunuz. İnşallah göstereceğiz bunu denemelerde tekrar tekrar. Haydi hocam uzattın. 3 numara yukarıdaki cümlede 6 çizili kelime için hangisi yanlıştır diyor. Bakın yine sınavda olsaydık hocam şuradan şöyle başlayacaktık. Olayı bitirecektik onu söyleyeyim. Kelime kökünün türü bakımından fiildir. Kelime kökünün türü bakımından fiildir. Korkmak Tamam. Ve fiilden isim yapan yapım eki almıştır. Korkak fiilden isim. Bunu konuştuk, geçtim. İsimden isim yapan yapım eki olan -lıklık lık eki yerine Ekine yer verilmiştir diyor. Evet, korkaktan korkaklık doğru. İsimden isim yapan -lıklık lık kullanılmış. Çok doğru bir ifade. Yanlıştır arıyoruz. Fiilden isim yapan ekten hemen sonra ayrılma haleki kullanılmıştır. Fiilden isim yapan ek hangisi? Korkmak kelime kökü fiil. Korkmaktan korkak. Ha bu ne yaptı hocam? Fiile geldi isim yaptı. Tamam fiilden isim yapan ekten hemen sonra ne gelmiş? Lıklik gelmiş. Burada ne diyor? Haleki kullanılmış. Hayır doğrucağımız kesinlikle Edirne'de burada. Ceyhan olmalı değil mi? Peki diğer soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyilik eki kullanılmıştır diyor. İyilik eki sahiplik eki. Benim senin onun gelmeli kelime başına değil mi? Benim senin onun. Bizim sizin onların ifadesi gelmeli. Yapılanlar içerisinde beni en çok etkileyen son andaki tavır olduğu geçtim. Direkt kelimelere benim senin onunu getiriyorum. Kırıcıydı davranışları, onun davranışları ya da onların fark etmez. Bir tane burada iyi bile görmeniz kesinlikle yeterlidir. İnceleme şıkları gerek yoktur bu soruda değil mi? Herhangi bir şey kazanamayacağız çünkü. Bursa'yla fazlasıyla kazanmış olduk. Bakın lütfen dikkat. Tekrar tekrar vurgulayayım. İyelik ekinin sınavda sorulma ihtimali yüksektir. Danden ekinin sorulma ihtimali yüksektir. Bakın burada konuştuğumuz danden eki vesairesi. Dandene dikkat, iyelik ekine dikkat. Yani bu soru çözümümüz aslında biraz sınav odaklı bir soru çözümü oluyor. Haberiniz olsun. Peki. Devam edelim lütfen. Ne diyor? Yukarıdaki altı çizili kelimedeki danden ikinin kullanımı aşağıdaki cümlelerin hangisindeki aynıdır? Şimdi hocam burada dandeni gördük de hangi görevde kullanılmış? Şimdi onu bilmek lazım. Danden deyince aklına ne geliyor hocam? Senin senin aklına evden, okuldan, arabadan yani ayrılma haleki gelmeli. Ayrılma, uzaklaşma ya da çıkma dediğimiz şey akla gelmeli. Ama cümleye neden sonuç anlamı katar? Ne bileyim tamlayan eki yerine kullanılmıştır. Farklı farklı görevleri olabilir. Okuyalım. Piknikten erken döndüklerinden bunu yapmaya hak kazandı diyor. Ha, döndükleri için, döndüklerinden dolayı gibi bir anlam katmış. Aslında evden çıkar çıkmaz, evden dolayı hayır. Okuldan ayrılışı arkadaşlarına inanılmaz bir şekilde okuldan dolayı hayır. İncelediği kitapların sayısı bile aşmıştı. Yine de durmak bilmiyordu. Burada nerede bedadeyi kullanmamışız bile. Geç bunu. Sürekli plansız hareket ettiğinden, bunlar başımıza geldi ettiğinden dolayı bu. Şimdi hocam her şeyi bilmene gerek yok. Bak sorunun neresine bakacağınızı bilirseniz hiçbir şey bilmene gerek yok ya. Sözcükle yapıda soru mantığı genel olarak böyle. Ya sınav soru formatı genelde böyle. Birazdan göreceğiz. Birkaç kalite soru daha var aralarında. Çok iyi sorular gelecek. Ya şunu söyleyeceğim. Şimdi sözcükle yapıyı bitirdik. Anladık hocam soru da çözdük. Yine de yapamıyor olmamızın ya da yapmakta zorlanıyor olmamızın en önemli nedeni bu. Ya soru benden ne istiyor? Öğrenci diyor ki hocam buradaki dık din Larler ne demekti? Ya senden bu soruda bunu istemiyor ki. Hani öğrenci şunu istiyor. Hocam ben her şeyi bilmek istiyorum. Ya da şunu şunu bilmiyorum ben soruları yapamayacağım. Hayır. Soru senden ne istiyor hocam? Dan ekinin hangi anlama geldiği? E bilmiyorsun hangi anlama geldiğini. ne? boş ver. Adana Bursa Ceyhan oku bakalım hangisi farklı? Ben okuduğum zaman Adana Bursa Ceyhan Denizli'ye geldiğimde sanki Denizli'de bir neden sonuç ilgisi kattığını anladım. Yani bırakın şu cümleyi şıklar arasındaki ilişkiden bile çok rahat çözebilirsiniz bu tarz soruları. Lütfen soru bizden ne ister onu yapalım. Artık soruların açıklarını verelim hocam. Eski soru çözüm yöntemleri atılmalı artık bir köşeyi. Okuyorsun çiziyorsun aman Allah bir daha bak şu neydi bu neydi ya gerek yok. O şekilde herkes çözüyor zaten. Beni az çok tanıyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla tanımasınız da az çok tanışıyoruz. E şunu çok iyi biliyorsunuz. Amacımız hızlı çözebilmek. Soruya nereden başlamalısınız? Bizden ne istiyor? Benim bütün amacım şu soruda ne anlatıldığını hızlı anlamanız ve cevaba tak diye gitmeniz hocam. Başka hiçbir şey istemiyorum ben. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde uzatma hocam. Hem isme hem de fiile gelen çekim eki. Şimdi bak işte. Adam soruyu okuyor, hiç anlamadan. Sağ bekteki futbolcu cığ yapım eki. Ya bununla benim işim yok ki. Maçın son anlarında, maçın hocam bu tamlayan bu, tamlanan harikasın hocam. Ya bu kaynaştırma bu, bulunma ya. Geç Allah'ını seversen bunu. Böyle giderse bu soru çözülmez. Şimdi soru ne diyor? Hem ismi hem fiile gelendir çekim eki. Ne abi bu? Abi ek eylem bu. Bu ek eylemin ta kendisi. Başka bir şey değil. Sen bu soruyu daha okurken hem isme hem fiile dediği an şuraya çizgi çekip ek eylemi soruyor deyip çat 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 gitmen lazım ki... Hızlı çözesin. Hızlı çözesin. 40 dakikayı, 40 soruyu daha doğrusu. 60 dakikada herkes vur çeker. Hızlı çözmelisin hocam amacımız o. Şöyle bir tarıyorum artık. Ne demekte keylem? İdi imiş ise bir de tırtir var. Uyuma hocam. Uyan. Haydi çaylar yudumlansın lütfen. İsmini altın varaklı bir sayfanın en nadide köşesine yazmıştı. Yazmış idi. Tamam hocam burada ben idi'yi yakaladım. Ekeylemi gördüm. Yapıştırdım hocam. Olumsuz bir soru kökü değil. Çok rahat Adana ile başlanabilir bu soruya. Tamam mı? Mesela bu da öyleydi. Olumsuz soru kökü değildi. Adana Bursa gidebilirsiniz. Olumsuzlarda lütfen Edirne ile başlayın. Bunu unutmayın arkadaşlar. Peki, Bursa cepte. Uzattım hocam. Soruyu anlamak büyük marifet. Peki devam ediyoruz. Ne diyor? Aşağıdaki altı çizili kelimelerde kullanılan ım im eklerinden hangisi farklı bir görevde kullanılmış? Şimdi ne demek istiyor hocam? Ne gibi görevde kullanılabilir? Nasıl bir anlam katabilir? Hocam kitabım der adam. Kitabım benim kitabım. İyilik ekidir. Ya da vermekten verim der mesela yapım ekidir. Ya da yaptım der oradaki M şahıs ekidir. Bunları hatırlamak lazım. Hocam hatırlamıyorum ben hiçbirini. E tamam gel. Gel senin mantığında bir çözelim mi bunu? Ben hiç bilmiyorum bunu. Görevlerini falan bilmiyorum. Farklı görev demiş. Bir bakalım ne demek istiyor? Kaçmayı tercih ettim. Şimdi etmekten etti ettim. Şahıs eki bu fiile gelmiş. Tamam şahıs eki bu çok net. İlla ki görürüm. Görmekten görür geniş zaman görürüm. Ben görürüm. Ben ettim. Ha işte sanki şahıs eki gibi. Bilgim. Ha ben bilgim. Hayır ya bunların başına ben geliyorken sanki bunun başına benim geliyor. Ya bu farklı sanki. Al sana cevap. Yani hocam. Ya her şey bilmeye gerek yok. Vallahi de billahi de. Yarım yamalak bir sözcükte yapı bilgisi. Bütün sorular için yeterli. Yeter ki mantığını anlayın olayı. Yaklaştım ben yaklaştım. Değil mi? Yaptım ben yaptım. Bak sırıttı. Şık kendini ele verdi. Ama yine de öğrenci bunu bir risk olarak görür. Çok da uygulamaz. Yani böyle bir hocam bileyim ben hakim olayım der. O yüzden de vakit üstüne vakit kaybeder. Lütfen soruları bu mantıkla yani ne demek istediğini çok kurcalamadan anladığımız kadarıyla şıklar arasındaki ilişkilerle yürüyünüz lütfen sorular üzerine. Peki altı çizili sözcüklerde hangisinin kökü? Sözcük türü bakımından. Ha bu bir kalıp soru mesela. Sınav formatında bir kalıp sorudur bu. Ne diyor? Kökünün türü. Tamam ben bunu artık İsim mi yoksa fiil mi sorduğumu çok iyi biliyorum. Artık burada şıklar arasındaki ilişki falan filan buna hiçbir şeye gerek yok. Ben bu soruya hakimim çünkü biliyorum. Ama bu soruyu anlayamadım. Ne yaptım hocam? Ya bu ne demekti ne demekti? Şahıs, iyilik bilmem ne bilmiyorum diyelim. Anlamadım soruyu geçtim şıklara gibi. Burada soru çok net. İsim fiil, büyümek fiil, kovmak fiil, yuvarlamak fiil, içim almıyor iç. İsim içmek değil dikkat. Gitmek fiil. Hepsi fiil. Sadece bu isim doğru cevap deniz. Şimdi soruyu bu mantıkla çözersen tut süresine bak 4-5 saniyelik bir soru. Tak 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 neye bakacağın önemli. Benim vatandaşım büyüktü kelimesine çok hakim. Ama illa bu bir numara elindeki taş o kadar o kadar ha, tamam kadar ki var burada bu bağlaç. Ha büyüklüğü soruyor. E böyle gidersek 2 saat sürer. Allah rızası için. Artık sınavımız bir bilgi sınavı olmaktan çıktı. Bu anlattıklarımı herkes biliyor artık. Bilmeyen yok ki. Hızlı çözmelisiniz. Sınavlar hız sınavı oldu hocam. Haydi hocam uzatma sorunu çöz. Hangisinde birden fazla tamlayan eki? Tamlayan eki ne hocam? Bunu bilmeden geçme işte soruya. ın in, in ya da duruma göre nın 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 işte. Değil mi? ın in un ün ya da nın 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 Sen bunu bileceksin. Çat. Hemen başlayacaksın. Arabanın tamam. Başka yok. Bir. Bahsettiği erdemlerin tamam, güzelliklerin tamam. Doğacak Bursa. Hocam bir de Ceyhan'a ya bakma Allah rızası için bakma ya. Sen sınavdasın. Sen bu bilgiye hakimsin. Bursa'dan eminsin. Ceyhan'ı, Denizli'yi, Edirne'yi deneyerek sen soruyu yazan vatandaşın neden amacına ulaşmasını sağlıyorsun? Neden iki dakikada çözersin bu soruyu? Bitti soru geç. Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimeler arasındaki yapısal ilişki aşağıdaki cümle hangisi de vardır? Burada ben biraz kasmışım hocam. Biraz zorlamışım sizi. Neden? Ortak köke bir gönderme yapmışım. Bu boyayla mı boyamış diyor. Şimdi buradaki boya ifadesi isim iken boyamış artık eylem olmuş. Ona da ne diyoruz arkadaşlar? Fiil diyoruz. Yani ortak kök arayacağız. Yaz mevsiminde diyor. Yaz bence uzun süredir sunmayı düşündüğün romanı diyor. Wow. Yaz mevsimde yaz bence diyor. Şimdi bir mevsim olan bir de yazı yazmak var. Ama bizim ortak kökte mantığımız şuydu. Kelime isim ya da fiil olacak eyvallah ama anlam aynı kalacak. Duyayım mı hocam bak dalıyorsun. Anlam aynı kalacak. Yani ya burada bir yazmak var şurada. Bir de mevsim olan var. Farklı anlamlar bunlar. Kır atın koşusunu görünce kendi içimenlerin üzerine bıraktı diyor. Kır at, kırmak ve kır, kırçıllı bu da isim fiil. Tamam buna uyuyor gibi de anlamlar farklı. Aç, açın halinden aç. Bir şeyi açmak, aç olmak farklı anlamlar. Bine kadar binmek, sayı olarak bin farklı anlamlar. Hayatta değer verdiğim en önemli şeyin güven olduğunu ha söylemiş ve ona güvenmiştim. Ha isim olan güven, fiil olan güven ve aynı anlama gelen güven. Doğal olarak ortak kökün ta kendisinden bahsediyoruz. Sus, kasmaya gerek yok hocam için rahat olsun. İçin çok rahat olsun. Peki devam. Kaç tane birleşik sözcük kullanılmış diyor güzel. Bakalım birleşik sözcüklerde neler var? Hemen sınava nasıl diyor? Ne asıl 1 Yapamam, yapabilirimin olumsuzudur. Hemen şuraya çekeyim hocam. Biliyorsunuz eylemde yapıda çok vurguladığım bir şey bu. Yapabilirim. Yani hocam yeterlik fiili nasıl birleşik kabul ediliyorsa yapabilirim de yapamam da yani olumsuzunda da birleşik kabul edilmeli. Bu bir birleşik sözcüktür. Sen bunun birleşik sözcük olduğunu gördün ya şu an. Allah aşkına git çayını demle hocam. Yoksa da al abi git. En yakın marketten çayını al. Demle şöyle bir keyif çay. Bir kupa mutlaka bir kupa bitsin hocam. Sen bunu anladın ya. Vallahi çok büyük yol katettim bugün. İçin rahat olsun. Bugün amacına ulaştın. Devam bugün ve biraz kelimeleri var. Genelde görülmeyen kelimelerdir bu arada. Yani soru biraz basit geldi size belki ama burada bugün ve biraz hep kaçar gözden hep bunu görüyorum öğrencilerde. Ha hocam bugünü görmemişim. E göremezsin tabi. Sen hanım eliyle girersen sınava göremezsin. Senin kafada hala cuma ertesinden cumartesi varsa göremezsin. Sen hala Hoca neden kahve altıdan kahvaltı örneğini yazmadı diye düşünüyorsan birleşik sözcükte buradaki bugünü göremezsin hocam. Senin artık yeterliğin olumsuzunu bilmen lazım. Çok sık vurguladım bunları ama yine gelecek. Bak bu sözümü unutma. Yine şu yapamam yapabilirim vurgusu sınavda eylemde yapı diyeyim hatta, genel başlıkta. Gelecek hocam hazır ol. Bak eylemde yapıya hazır ol. Eylemsiz zaten her sene mecbur sorulacak onu söyleyeyim. Peki hocam sınav tahminlerimizi son anda saklayalım uzatmayayım. Sonra duymasınlar aman dikkat başkaları duymasın mı son anda yapalım ki. Sorular değişmesin. Nasıl yapamam bugün biraz bismillah hocam o kadar da değil diyorsunuz. Bence de o kadar değil ya. Dört tane var uzattım hocam haydi bitiriyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki kelimelerin tamamı basittir. Bak şimdi ben öğrenci mantığıyla çözüyorum mü bunu? Bak. Öğrenci mantığıyla çözüyorum bunu. Aşağıdaki cümle hangisindeki kelimenin tam basit basit neydi? Neyse bir bakalım herhalde ek almıyordu. Bak gitti. Yapım eki almıyordu diyor unuttu adam. Ek almıyor diyor. Neyse öğrenci mantığıyla gidiyorum. Bak şimdi. Bırakmak, bırmak olmaz. Bıram, aa, tamam bu bir dursun. Artık art artmak mıydı ya bu? Artı, artı, artmak. Yok ya adam köküyle alakalı olacak demişti. Neyse bu da bir dursun. Ulan sınav bitti zaten sen daha A şıkkında şu iki sözcüğü dursun diyorsan sözcüğe sınav bitti zaten. Ben senin şu Denizli'de yardıma mardıma baktığını hiç düşünemiyorum. Yarmak falan diye buradan götürürsün olay biter. Sınav senin için biter. Hocam yapma bunu bana. Gel şu sorunun hakkını verelim. Gel çizelim çerçeveyi. Gel sorulara bir yorum yapmayalım. Gel için bir rahat olsun. Bir hakim olalım. Gel basittir diyor. Yani hocam ya sen şöyle hızlıca basit olmayan kelimeleri bulup ele. Mantığı bu olsun bunun ya. Mesela şöyle gezdin. Olgunlaşmak. ha olmaktan olgun. Türemiş bu geç. Hepsi basit olacaktı. Bilmekten bilgi geç. Güzel bir görüşme. Görmekten görür. ha görüşme. isim fiil geç. Evinin eşyaları bir bir taşıdığı yardım dursun. Kaçak yaşamak. ha makmek var tamam. Doğru cevap Deniz. Hocam 10 saniyede çözülebilecek bu soru senin tek tek kelime irdeleme mantığınla 2-3 dakikada çözülemiyor. Bırakın çözmeyi çözülemiyor. Yani hocam şimdi hepsi basit olsun diyor. Yani basit olmayan sözcükleri bulup şart şıkkı elemelisin. Çat söyleyemedim şart dedim evet. Bilginin mesela gördün yapıştır abi geç artık. Yani biliyorum önemine bir daha bakma. Hemen Ceyhan mesela. Şöyle bir taradım ben. Şurada çok bariz bir mameyi isim İsim fiil hemen eledim. Mesela deseydi ki hangisindeki kelimelerin tamamı türemiştir? Bu sefer de basit sözcükleri bulup eleyecektik. Yani tek tek türemiş mi, türemiş mi, türemiş mi değil de tam tersiyle gidin lütfen. Mesela ne desin bize? Hangisinde bütün kelimeler hani bu soru saçma olur da çok basit olur. Hepsi birleşiktir desin mesela. Çok bariz olur ama hadi dedi diyelim sınavda. Hepsi birleşik. Birleşik olmayan sözcük ve ele. Birleşik olmayan sözcük önemi ele gibi. Böyle gitmelisiniz. Bakın bu tarz sorulara hazır olun lütfen olur mu? Çok vakit kaybettirir. Basittir. Şu an beraber çözdüğümüz için daha da basit oluyor. Hani hep diyorsunuz ya, hocam siz çözerken eyvallah de. Ben çözemiyorum. Bunu çok sık duyuyoruz. Zorlanıyoruz hocam bireysel çözerken. Birlikte o yüzden bu soru çözümlerini yapıyoruz. Sizden ricam lütfen soruları şöyle irdeleyelim. Soruları biraz küçümseyelim Allah rızası için. Yani sen ne soruyor olabilirsin ki Nedir yani? Şu kutucuk bana ne söylüyor olabilir? Değil mi? Ben o kadar kitap okumuşum, o kadar soru çözmüşüm, o kadar video izlemişim, sabahlara kadar uykusuz kalmışım. Sonra gelecek şuradaki küçücük bir çerçeve hocam. 3'e 5, 3'e 6 neyse. Küçücük bir çerçeve hocam. Beni mahvedecek. Verme buna izin. İçin rahat olsun. Kendine biraz güven. Sorulara bir hakim ol hocam. Bu soru ne soruyor? Şunu. Ha tamam ben buradan bunu elerim. Şuradan şunu elerim. Biraz daha hakim ol kendine. İçin çok rahat olsun. Türkçeyi beraber inşallah fullleyeceğiz hocam. Uzattım. Bundan sonraki soru çöz sözümüz ses bilgisi olacak inşallah. Sonrasında sözcük türleri falan diye cümlenin ögeleri kaptıracağız. Yaklaşık bir 8-10 video inşallah bizi yoğun olarak soru çözüm bekleyecek. Ara ara motivasyonlarla yanınızda olacağım. Haberiniz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.